Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumlarımızın aranılan balıklarından olan ve hemen hemen hepimizin bir dönemde olsa beslediği en renkli akvaryum balıklarından olan Lepistes balığının kuyruk şekline göre çeşitlerini sayacağım bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu özellikle Safkan Lepistes balığı üretimi ile ilgilenen arkadaşlara bir rehber olması için yaptım. Bu videoda gördüğünüz kuyruk çeşitleri ile elde edeceğiniz yavruların safkanlığını korumak için akvaryuma ekleyeceğiniz yeni balıkları da iyi analiz etmenizi sağlayacaktır. Çünkü Lepistes balıklarının her bir türü öyle yakın akrabalardırlar ki birbirleriyle çok kolay melezlenebilirler. Sadece kuyruk şekillerine göre 13 Lepistes balığı türünün ayırt edebiliriz. Bu çeşitlilik yıllarca süren üretimlerin bir sonucudur ve yetiştiriciler yeni çeşitler geliştirmeyi başardıkça liste sürekli genişlemektedir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İlk olarak peçe kuyruklu Lepistes. Peçe kuyruklu Lepisteslerin ikiz kenar yamuk şekline benzeyen bir kuyruğu vardır. Kuyruk tek bir renkte olabilir. Çok renkli de olabilir. Hatta sadece bir tek desenden ve bunun benzeri renklerle de renklenmiş olabilir. Bu tür Lepisteslerin sırt ve alt yüzgeçleri genellikle uzun ve akıcıdır. En sık rastlanılan kuyruk şekillerindendir. Eğer özel bir tür olarak beslenirse akvaryumda çok güzel görünürler. Sıradaki üçgen kuyruklu Lepistes. Delta kuyruk Lepistesi olarak da bilinen bir türdür. Kuyruk şekilleri tam bir üçgeni andırır. Üçgen kuyruklu Lepistes, Lepistes ailesi içerisinde kuyruğunun boyutu ile orantılı olarak renklerini en güzel gösteren veya ilginç desenler sergileyen etkileyici bir kuyruk boyutuna sahiptir. Sırt yüzgeçleri uzun ve akıcıdır. Bu türün alt karın yüzgeçleri genellikle daha küçüktür. Birçok tek renk üretilen Lepistesler bu kuyruğa sahiptir. Diğer bir Lepistes kuyruk türü yelpaze kuyruklu Lepistes. Yelpaze kuyruklu Lepistesler açık bir yelpazeye benzeyen zarif görünümlü kuyruklara sahiptir. Bu kuyruk tipi aslında süslü Lepisteslerin tipik bir örneğidir. Sırt yüzgeçleri uzayabilir. Karın yüzgeçleri genellikle daha küçüktür. Uzun, akan kuyruklarının akıcı hareketi yelpaze kuyruklu Lepisteslere akvaryumun etrafında hareket ederken izlenmesi gereken güzel bir balık yapar. Zarif görünümü balık yetiştiricilerini bu türe hayran bırakan birçok olgudan sadece biridir. Dördüncü sıradaki Lepistes kuyruk türü bayrak şeklindedir. Bayrak kuyruklu Lepistes, flama kuyruklu Lepistes olarak da bilinir. Bu kuyruk şekli şimdiye kadar bahsettiğim diğer kuyruk türlerine göre kenarlardan daha dardır. Hızlı bir şekilde yüzerken ve suda hızla ilerlerken kuyrukları rüzgarda dalgalanan bayraklara benzetilir. Bayrak kuyruklu Lepisteslere sahip olmaya karar verdiyseniz gruplar halinde daha iyi göründükleri için birkaç tane satın alın. Bir başka kuyruk çeşidi çatal kuyruktur. Çift kılıç kuyruklu Lepistes olarak da bilinir. Bu balıkları diğer Lepistes balıklarından ayıran benzersiz bir kuyruk şekline sahiptir. Kılıç kuyruk balığının kuyruğuna çok benzer ancak uzun bir kuyruk yerine çift kılıç kuyruk balığının orijinal kuyruğunun her iki yanında kılıç şeklinde iki uzun çıkıntı vardır. Bunun yanında kuyruğunun sadece üstte veya alt tarafında uzanmasına göre de iki farklı Lepistes çeşidi bulunur. İlki üstten kılıç kuyruklu Lepistes. Üstten kılıç kuyruklu Lepisteslerde çift kuyruk bulunmaz. Bunun yerine kuyruk, kuyruk tabanının üstünde uzayan ayrı bir uzun yapıda sadece bir kenarda uzar. Kuyruğun sadece bir kenara uzadığından bu Lepistes balıklarının kılıç kuyruk balığına benzetildiğini gözlemleyebilirsiniz. İkinci alttan kılıç kuyruklu Lepistes balığı. Alt kılıç kuyruk Lepistesi üst kılıç kuyruk Lepistesinin ters bir versiyonudur. Çünkü kuyruğunun sadece alt kenarı uzar. Kuyruğun uzun olmayan kenarı dardır ve bayrak kuyruğu Lepisteslerin kuyruğunun şeklindedir. 8. sıradaki Lepistes balığının adı lir kuyruklu Lepistes balığı. Lir kuyruklu Lepistes, çift kuyruklu Lepistes'ten pek farklı değildir. Aslında çift kuyruklu Lepistes'in bir çeşididir. Lir kuyruk Lepistes söz konusu olduğunda kuyruklar birbirinden bağımsız gibi görünür. Ancak daha yakından incelendiğinde aslında küçük şeffaf bir zarla bağlı olduğunu fark edebilirsiniz. Sıradaki Lepistes kuyruk türü sandık kuyruklu Lepistes.
Sandık şeklinde kuyruklu lepisteslere denir ve kısa kuyruklu lepistes kategorisinin bir parçasıdır. Bu kuyruk şekli dünya lepistes yarışmaları için değerlendirme standartlarında yer almaktadır. 10. kuyruk çeşidimiz kürek kuyruklu lepistes. Kürek şeklinde bir kuyruğu olan bu lepistes türünün özellikle büyük bir kuyruğu yoktur. Ancak yine de dikkatinizi çeken etkileyici görünümlü bir kuyruktur. Tabii ki bu kategoride bazı kuyrukların diğerlerinden daha büyük olduğu varyasyonlar da vardır. Yuvarlak kuyruklu lepistes. Çok yönlü ve genellikle daha kısa olan yuvarlak kuyruklu lepistes, estetikle ilgilenenler ve benzersiz ve belirgin şekilli lepistesler yetiştirenler için ilginç bir seçim olabilecek bir başka etkileyici örnektir. 12. sıradaki kuyruk modelimiz iğne kuyruklu lepistes. Kürek kuyruğu lepistes çeşidine biraz benzeyen iğne kuyruklu lepistesi kuyruğunun orta kısmı çok daha uzundur. Dolayısıyla şeklinden dolayı iğne kuyruk adı verilir. Uzun, sivri uçlu kuyruğu nedeniyle bu lepistes türü kıl kuyruk lepistesi olarak da anılır. Kuyruk tabanda genişler ve daraldığı iğne benzeri kısma ulaştığında daha ince hale gelir. 13. ve bu videodaki sonuncu kuyruk modelimiz yarım ay kuyruklu lepistes. Lepistes kuyruk şekillerine gelince yarım ay kuyruklu lepistes favorimdir. Kuyruk tabanda geniş başlar ve yarım ay gibi görünene kadar da genişler. Özellikle bir renk ve şekil karışımına sahip olduğunda daha etkileyici görünen lepistes kuyruklarından biridir. Bunlar lepistes kuyruk şekillerini araştırırken karşılaşabileceğiniz bazı kuyruk çeşididir. Ancak yetiştiriciler sürekli olarak her biri bir öncekinden daha etkileyici olan yeni şekiller buldukları için tam bir listede değildir. Lepistes dünyası çok geniş ve çok yönlüdür ve lepistesleri profesyonel olarak yetiştirmeye karar verdiyseniz bu çok zevkli ve uzun bir süreçtir. Yetiştirilen bu kadar çok çeşit arasında 13 lepistes kuyruk türünden oluşan bu listenin nasıl çok farklı görünebileceğini ve önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde genişletilebileceğini görmek çok da zor değildir. Bazı lepistes türlerini elde etmek daha zordur. Bu da onları daha da değerli kılar ve çok daha yüksek bir fiyat ile satılır. Lepistes yetiştiricilerinin hemen hemen hepsi yeni yavrularından çok farklı lepistes türleri üretmek umuduyla her gün dört gözle yavrularının büyümesini bekler. Ancak şundan emin olabilirsiniz ki çapraz eşleşmelerden en sonunda yeni bir renk veya şekil kuyruk bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Umarım lepisteslerin güzelliği ve çeşitliliği sizi bu balıkların en sevilen ve popüler tatlı su balıklarından biri olma adına hak ettiğini ikna etmiştir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldi. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.